Хочу Global Just Recovery Gathering. So, hello and welcome to Merhaba, hoş geldiniz ilk Global Adil İyileşme Paneli'ne. Herkes için Adil İyileşme ismini koyduk uygun bir biçimde başlatmak için. Benim adım Agnes Wolf, ben 350'nin kampanya direktörüyüm. Ve bu inanılmaz global düşünürlerle bir arada olmak çok güzel bugün. Öncelikle çok prestijli konuşmacılarımızı tanıştırmak istiyorum. Hakim Abbas Kenya'dan. AVID'in eş direktörü, Kadın Hakları ve Gelişimi Birliği, aynı zamanda Global Siyah Feminist Fonu liderlerinden. Amitav Ghosh da bizimle New York'tan, ödüller kazanmış bir yazar, 2 ömür boyu başarı ödülü ve 4 fahri doktorası var, çok etkileyici. 2019'da Foreign Policy dergisi tarafından geçmiş 10 yılın en etkili global düşünürlerinden biri olarak seçildi. Naomi Klein de burada. Kendisini tanıştırmaya gerek yok sanıyorum. Sadece şunu söyleyeyim, ödüllü bir gazeteci ve New York Times çok satan yazarı. Dominic Palmer da İngiltere'den bize katılıyor. Gelecek için Cumalar Enternasyonal'in örgütleyicilerinden. Climate Life İklim Yaşam'da girişim koordinatörü ve önde gelen 100 çevreci listesinde yer alıyor İngiltere'nin. Bana bu paneli modere etmem istendiğinde çok heyecanlandım. Şimdi sohbetimize gelelim. Bunun için bu geçen yıl gerçekten çok zor bir yıl oldu dünyanın her yerindeki insanlar için. Ölümcül bir virüsün karşısında evde oturmak zorunda kaldık. Eskisi gibi, alıştığımız gibi hareketlerimizi örgütleyemez olduk ve çoğumuz sevdiklerimizi göremez olduk. Bugün bunları tartışacağız. Bir adil iyileşmenin neye benzediğini tartışacağız. Sadece COVID krizi konusunda değil, aynı zamanda bu fırsatı sağlık, ekonomi ve iklim krizlerini de içe alacak bir şekilde nasıl irdeleyeceğimizi konuşacağız. Naomi ile başlayalım. Naomi, senin kitabını yeni okudum. Her şeyi nasıl değiştirmeli kitabını. Genç insanların iklim değişimi konusunda nasıl harekete geçeceğini konu ediyordu. Sence bu global pandemi nasıl değiştirdi dünyayı? Hareketler konusunda ve hükümetlerden ne istememiz gerekiyor? Burada olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem düşünürler ve yapanlar, eylemcilerle birlikte olmak, evet bu çok kocaman bir soru. Bu soruda benim zihnim şuraya gidiyor. Kim Stanley Robinson, bir bilim kurgu yazarı, pandeminin başında demişti ki, o kadar senaryonun dışına düşmüş gibiyiz ki sanki hep beraber bir bilim kurgu romanı yazıyoruz gibi geliyor demişti. Bunun içerisinde dilerim özgürleştirici bir şey de var. Çünkü evet her şey çok çabuk değişti. İstediğimiz şekilde değil tabii. Ama şimdi bu gezegendeki hepimiz çok hızlı bir dönüşüm tecrübe ettik. Hepimizin bildiği gibi karşısında olduğumuz şey birbirinin içine girmiş bu krizlerin gerektirdiği değişimlerdi. Ama şimdi karşısında olduğumuz şey 5 sene önce karşısında olduğumuz şey değil. 5 sene önce teknik düzeltmelerle bunu düzeltebiliriz diyorduk. Şimdi çok büyük her şey, global ekonomi çok hızlı gidiyor. Bu artık mümkün değil. Yapabileceğimizi umduğum şey hep beraber bu tecrübeye tutunabiliriz. Her şeyin ne kadar hızlı
değiştiği tecrübesine. Tabii ki istediğimiz şekilde değişmedi ama çok büyük değişimler gördük toplumlarımızda ve bireysel hayatlarımızda. Ve şimdi peki biz nasıl tasarlayabiliriz değişimi diyebiliriz? Belli ki ekonomik canlandırıcılara ihtiyacımız var, büyük ölçekte harekete ihtiyacımız var. Birçok neoliberal ekonomist de farkında bunun. Şimdi teşhis etti bu olup bitenler, olup biteni. Herkes çok acı çekti. Eskiden harcanabilir olarak görülen insanlar şimdi kurban edilir oldular. Adil bir iyileşme bütün bunları iyileştirecek. Covid'in bu ortaya çıkardığı şeyi ve bize gönderdiği mesajı. Evet, ve bu çok hızlı değişiklik konusundaki mesajın çok doğru bence. Ve durumlar değişmeye devam ediyor çok büyük bir hızla. Çok teşekkür ederim bunun için. Dominik bizimle bugün. Dominik, genç bir insan olarak senden duymak isterim. Sence nasıl bir değişiklik gerekiyor özellikle genç insanlar için? Çünkü senin de söylediğin gibi genç insanlar özellikle çok etkilendi bu birbirinin içine girmiş krizlerden. Sence ne yapılabilir desteklemek için genç insanları? Evet. Burada olmak çok büyük bir mutluluk bu inanılmaz insanlarla. Genç bir insan olarak istediğimiz çok şey var bizi ve geleceğimizi desteklemek için bu krizde. Birçok mesele var. Özellikle bir takım belirli topluluklar için dünyanın her yerinde ve bu kriz kötüleştikçe bizim kuşağımızın üzerindeki tehdit de çoğalıyor. Ben Londra'nın en kirli yerlerinden birinde büyüdüm. Bu oradaki eşitsizlik çok belliydi. İngiltere'nin birçok yerinde beyaz olmayan insanlar gibi. Bu durum benim kuşağım ve benden sonraki kuşak için daha da kötüleşecek. Özellikle hava kirliliği çok önemli bir etken. Bu kriz bizim hayatımızı, suyumuzu, geçim kaynaklarımızı da etkiliyor. Marjinalize edilmiş insanları, fakir insanları mesela. Krizin nasıl felaketler de yarattığını biliyoruz. İklim mültecileri yaratıyor. Bu insanlar çok kırılgan durumlarda, virüsler çoğalıyor. Bütün bu birbiriyle ilgili olan meseleler biz hareketsiz kaldıkça devam edecek kötüleşmeye. Ve zihin sağlığı konusunda da çok konuşulmuyor. Genç insanlar çok anksiyete içerisindeler. Sosyal, ekonomik ve adalet bakımından biz marjinalize insanlar arkada bırakılabilirler. Bizim çok adil bir geçişe ihtiyacımız var. Genç insanları da koruyacak bir geçişe. Ve benim gördüğüm gelecek, benim kuşağım ve gelecek kuşağın korunduğu, gerçekten merkezinde gerçek bir çevresel adaleti olan bir eğitim. Hava, toprak, yiyecek, her konuda eşitlikçi olmamız gerek. Bunların karşılanmadığı yerde somut bir temelimiz olmayacak. Gelecek için gerçekten karbondan çıkmamız gerekecek. Marjinalize toplulukları ve çalışanları koruyacak bir şekilde. Sonu gelmeyen ekolojik yıkıma bir son vermemiz gerekecek. Genç insanlara da söz vermek gerekecek.
kanunlara ihtiyacımız var. Hükümetlerin ve korporasyonların yargılanabileceği, sorumlu tutulabileceği, yerli halkların korunması gerekecek. Çünkü biyoçeşitliliğimizi korumak için bu çok önemli. Özellikle İngiltere'de eğitime ihtiyacımız var şimdiki ve bundan sonraki kuşaklar için. Bu krizin gerçekliğini anlatacak bir eğitimi. Çok teşekkür ederim Dominik. Bu herkesi içine alan bir çözüm önerin. Genç insanlara ihtiyacımız var, marjinalize insanlara, ön cephedeki insanlara. Herkesi kapsayan bir çözüme ihtiyacımız var. İkna edici çözümler masaya koyan bir çözümü. Biz alternatif bir dünya resmi çizmeye çalışırken toplumun imajinasyonunu yakalamak çok zor. Sana sormak istediğim şey, sen ünlü bir yazarsın Amitabh. Nasıl hayal edebiliriz adil bir iyileşmenin nasıl olduğunu, böyle bir dünyanın neye benzediğini ve böyle bir dünyaya hangi yoldan gidebileceğimizi? Öncelikle bu panelde hepinizle olmanın nasıl bir keyif olduğunu söylemem gerekiyor. Hepinizi dinlemek çok güzeldi. Dominik'in söylediği her şey çok önemliydi. Bence bir alternatif hayal etmek çok zor. Çünkü senin de söylediğin gibi sanki bu ivmenin içerisinde kapana kısılmış gibiyiz. Ama iki şey söylemem gerekiyor. Bu zamanın derslerinden bir tanesi aktivizm işe yarıyor. Eğer düşünürseniz Bolsonaro elinden gelen her şeyi yaptı. Amazon'u yeni bir Orta Batı'ya dönüştürmek için monokültür ve sığır çiftçiliği konusunda ama başaramadı. Orada 80'li yıllardan beri olan solcu hükümetlerin kanunları ve Brezilya'da çok aktivist olması sebebiyle başaramadı. Amerika'da Trump da birçok kanunu geri çevirmeye başladı, çalıştı ama başaramadı. Bunda 350'nin de çok katkısı oldu. Trump'ın açmaya çalıştığı fırsatlara şirketlerin girmesini engelledi. Bunlar çok önemli şeyler. Şu anda bizim vazifemiz alternatif yaşama şekilleri hayal etmeye çalışmak. Meselemiz bu. Son 8-10 senenin aktivizmi çok ilham vericiydi benim için birçok yönden ve genç insanların hakkını teslim etmem lazım bunun için de. İşgal bölgelerini ziyaret ediyorum. Yaptıkları şey şu, başka bir hayat çeşidi icra ediyorlar. Derme çatma yerlerde yaşıyorlar, yemeklerini paylaşıyorlar ve birçok protokol yaratmışlar birbirleriyle anlaşmak için. Naomi'nin de parçası olduğu bir hareketten haberim var. Yapmaya çalıştığı şeyler başka bir yaşama çeşidi gösteriyorlar. Bir icra ediyorlar düşündükleri şeyi. Birçok protestoda bunu görüyorum. Eylemsel bir yönü var yaptıkları şeyin, değişik hayat çeşitleri tahayyül edip eyleme geçiriyorlar. Bu söylediklerin yeni bir dünyada adil iyileşmenin neye benzediğini düşünürken zihinlerimiz için besin gibi oldu.
Birçok meselede harekete ihtiyacımız var. Adaletin her parçasına ihtiyacımız var. Her çeşit harekete ihtiyacımız var. Yeni bir adalet getirmeye çalışmamız gerekiyor. İçerisinde tahayyül, düşünce, yaratıcı bir şekilde düşünme ve tasavvur içeren bir adalet çeşidi. Hakima, sana soruyorum peki, kadın ve cinsiyet hakları sence kenara mı itildi bu konuşmalarda, yoksa daha iyi bir platform verebilmek için yapabileceğimiz bir şey var mı kadın ve cinsiyet haklarına? Merhaba, teşekkür ederim sorular için. Ben öncelikle Fitilitz, Gazi, Twin, Loba, Ana Marisha, Kemita, Evangelisa, Marisa, Kiraz, Leva'nın isimlerini saymakla başlamak istiyorum. Bu kadınlar topraklarını savunarak öldüler. Bunlarla başlıyorum çünkü bizim için bunu hatırlamak çok önemli. Bu mücadele soyutta olmadı. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Özellikle siyah yerli insanlar ve queerler. Bu iyileşme derin bir hesaplaşma gerektiriyor. Biz aynı zamanda %1 tarafından en büyük global varlık soygunundan da iyileşmeye çalışıyoruz. Çok zorlayıcı meselelerden. Batı Afrika'daki kadınların rehberliğini takip edebiliriz. Bu insanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde sakladıkları tohumları gönderdiler birbirlerine. Ve dediler ki çözüm biziz. Çünkü onlar sürekli yeniledikleri ve kullandıkları çiftçilik yöntemleri kullanıyorlardı. Bu endüstriyel çiftçilik yöntemlerinden farklı olarak bir feminist ekonomik iyileşmeye de ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz ki en çok kadınlar, translar ve non-binary insanlar etkileniyor fakirlikten. Bu isteğimizin merkezinde de bu anlayışta bir değişiklik yapmak da olmalı. Umursayan topluluklar, en kuvvetli topluluklar oldular. Umursamak üzerine giden bir ekonomi alırsak eğer ele, üretim yerine, bu çok dönüşümsel bir şey olur. Bir feminist ekonomik iyileşmenin gerektirdiği varlığı kolektif paralı ve parasız emeğin yarattığı kolektife ait bir varlık olarak tanımlamaktan ve borçların kaldırılması da çok önemli. Afrika'da ki fakirlik kadınlar üzerinde çok orantısız bir yük koyuyor. Dominik'in dediği gibi insanların sorumlu tutulması gerekiyor. Bu özelleştirme ve varlık yıkımı. We've been talking a bit about solutions so far and about what's needed, and it's been so great to hear your insights on that. But doing a bit of a pivot
from Real Solutions for a Just Recovery, I wanted to hear what you think about false solutions. So personally, for me, misinformation is something that really gets to me on a deep level, and I campaign on combating misinformation in my spare time. But there, of course, there's so many false solutions out there. Naomi, what threat do you think that greenwashing and false solutions pose to us in this moment? I would prefer to think about it as almost like a challenge to us, as opposed to a threat, in the sense that they are a threat and they always have been. But they are a greater threat when our movements fail to be as ambitious and taking up as much space as we need to take up, and putting our solutions on the agenda and connecting with people and building them in miniature, as Amitav said, but also, you know, larger than a protest camp, but also, you know, in cities, at the subnational level, in communities, so that people can really live the fact that what a just transition means is that responding to the climate crisis is not going to just be better than a future of apocalyptic breakdown that you saw in a sci-fi movie. It's better than Tuesday. You know, it's tangibly improving daily life with things like, you know, free public transit and green, beautiful, community-based public housing or affordable housing that on a commons model. And so giving people the experiences to say, you don't have to be afraid of this, right? Because we've been up against these talking points from the fossil fuel industry for so long that have told people, if we act on climate, you will lose your job, your life will be terrible. So we need to give people those experiences, and we have this opening, this opportunity. If we fail, then the planet hackers and the, you know, all of the techno solutions and the Bill Gates model enters into the people's fear and panic and says, we have the magic bullet, right? But I actually don't believe that hacking the sun is a more appealing solution than community, you know, energy democracy, public housing, solutions, you know, a real indigenous-led youth climate core that's going to plant billions of trees and give land back to indigenous people. I mean, this is a beautiful future we're talking about, right? This is better than the present. And so, yeah, those threats are real, but I feel like they get their energy from our failure, you know, from our lack of ambition, because actually what they're proposing is dismal and terrifying to anybody with, you know, with any kind of forethought. People don't really want to dim the sun. That's a terrible, terrible vision. So, yeah, and I mean, I think we're picking up on what Hakima said. I think it's really important that we say, yes, we, in this moment where people are finally recognizing the centrality of care work, we need to also say, hey, that's low carbon work. You know, like a green job isn't just a guy putting up a solar panel. It isn't just the idea that we get to have the exact same high consumer lives, only we're getting our energy from you know, so-called green sources. It means that we are valuing different things and living differently, and living more potentially happier, more beautiful lives. To pick up on Dominique's point about the mental health crisis, this system is failing people. People are not happy, you know? And I think in this moment, when we have a very vivid memory of what we did and did not miss during this period, we can't let this slip away as normal comes roaring back, quote unquote normal, right? Because people didn't miss shopping, they missed each other, they missed gatherings, you know, they missed celebrating together. And you know, the future we're talking about actually gives people so much that we've missed most. And so, yeah, I feel like we have honestly a short window where we, before that runaway train called normal comes slamming back into our lives, to just hold on to the teachings, the learnings of this really, really hard year, right? Yeah, I mean, I love that, that the train of normal comes barging in, and that is, you know, very likely to happen soon.
But I hear what you're saying about also about these half-baked compromises and solutions that, you know, just do we really want those? No. And Amitav, I know that you've said before, because I did my research, that the West has come to rely on what you call an expert discourse from scientists, and that the result is the West puts its hope in business-friendly sustainable development, which can include a lot of false solutions. So I guess same question to you, what challenge do you think false solutions particularly pose to us and the climate movement and other movements at this time? You know, I really think it's been a problem for the climate discourse as such, that it comes out of such a narrow sphere. You know, I mean, almost everything that's written out of, about climate comes out of Western academies, think tanks. You know, within the discourse, really, there are so few, you know, Indian, Asian, African voices, so few voices that are heard. You know, it's, I think it's generally a disaster, you know, for the climate movement as such, because why is the voice of the woman who has to walk 5 miles to fetch water and then 10 miles to fetch water? Why is that voice not heard more clearly? Why is it always reduced to various kinds of numbers and, you know, various equations and this and that? And I think, you know, the very fact that the whole discourse has come to be surrounded with such a sort of air of expertise, you know, has actually a very intimidating effect. It keeps people out. It keeps young people out. It keeps a lot of people who don't have access to that kind of expertise. It keeps them out of the whole discourse. So I do feel that it's a very, very important thing to broaden this discourse, to bring in other voices, to bring in a grassroots perspective, you know. After all, Asian and African farmers and fishermen have known for a long time, you know, that the climate is changing in disastrous ways. And some of them have been able to adapt, but it's not a surprise to them, you know. So it's very, very important to reintegrate these voices, you know, within the discourse, because one of the reasons why this entire discourse is so easy for governments to ignore is simply because, you know, it doesn't mobilize a large number of people. But even there, you know, one of the sort of really false solutions, I would say, you know, I think India is a very good example of this, you know, of just constant greenwashing. You know, just, I mean, what can I say? I mean, the waterfalls of greenwashing rhetoric, you know, comes out of the government. And at the same time, in the most underhand way, they've really dismantled the regulatory structures. You know, I mean, they've, for at least, you know, previous governments had some common sense and didn't allow building within 100 meters of the shoreline. Slowly but steadily, this government has whittled away at it. And, you know, you know, the government keeps getting sort of kudos from foreign agencies, from the UN. It's unbelievable to me, honestly. And, you know, look what they're doing. They're locking up young climate activists like Disha Ravi. I'm sure you saw that, you know. So, you know, we really have to keep in mind that, you know, this greenwashing is a real danger. Aggie, could I add something to what I'm saying? Please, I was just going to invite you and Dominique to please do feel free to build. Just because I really want to build on what you just said, Amitav, around the fact that the solutions have always been also there, and that those of us in the Global South really have many of those solutions. I mentioned the women farmers in West Africa. And I think, I don't know, you all remember Tina, the Margaret Thatcher, there is no alternative to capitalism and all of those things. But I live in a context in Africa where 80% of jobs in urban contexts are in the informal economy. 90% of women rely on the so-called informal economy, but which we call the people's economy. And it's not the dominant economy, because, and the dominant economy is propped up by a few people who are making obscene amounts of money and wealth, up to holding this very colonial, IMF-imposed, privatize and monetize everything kind of economy.
But when you're talking about nearly everyone being traders and somehow engaged in another market, another economy, can you really say that there's no alternative? We live this alternative every day, not least because if we didn't, we wouldn't survive the dominant economy. And the people's economy has its own logic, a logic that kind of brings closer the social, the cultural, political logic of the communities that are involved. And even though that's not always liberatory or necessarily liberatory, there's important seeds of what can blossom in the ways that mutual aid, solidarity, cooperation show up in that kind of economy. So I feel like we need a people's funeral for Tina. We need to really squash the myth of that inevitability and pervasiveness of neoliberal capitalism. And I think our culture workers, as Amitav said earlier, can really help us write our realities into the history books and help us to keep dreaming our freedom practice. There was a writer, Tony Cade Bambara, who's an African culture worker in the US, who said, "My job is to make revolution irresistible." And I think that's really what places such centrality in cultural workers in many of our contexts. Definitely, what's been said. And I wanted to add on there to what Amitav said as well about the kind of the movement right now, and also the expertise element of it that kind of keeps people out of it. And I find that a lot of the time, it almost like a gate keeps people from coming into the movement. It makes them feel as if they have nothing to offer, when in reality, for a just recovery, it is so essential that we have the perspectives from all of these people. And yet that's being stopped because those in power who want to upkeep this system want it to stay like that. They don't want these kind of new perspectives to come in. They don't want that radical thought process to happen, and they don't want change to happen. And so building up this grassroots movement is so crucial, so that we have those different perspectives when it comes to solutions and when it comes to a just recovery. And I often find that these kind of false solutions is they're always staying within the narrow like Western boxes, as has been mentioned. And it's so ridiculous to even consider that we can solve this crisis the same way that we got into it. For a just recovery, we have to completely reshape this. And greenwashing, to me, is just, it's straight up lying. It's just complete deceiving. And that is one of our biggest challenges that we really have to get over. Because one of the ways that we're going to even push for a just recovery is by having mobilization, is by having more people, and is by having those perspectives from a grassroots movement. And to mobilize people, we have to tap into the potential that's there. We have to tap into the fact that people care but aren't quite there yet. People don't know about the interconnected aspects of the crisis, and people are falling into the greenwashing and the lies that's being fed to them. And so it's really crucial in that way that when we focus on like our movements and mobilization, that we're really, really pushing for that and pushing into ending this like this gatekeeping and making it inclusive. Because if we don't have that inclusivity in it, we're not going to solve this crisis, and we have to overcome that barrier of trying to upkeep the current system that's in place. Great, thank you so much. Such a rich conversation on false solutions. And I really wish we had more time, because this is such a great panel. Don't want to let you go. But we do have to wrap up shortly. So I just have one more question, which is a bit of a lightning round. So you can just go ahead and jump in. But my final question is, in many ways, of course, the pandemic has been incredibly hard on people around the world. But what message of hope would you like to share with everyone watching this from the Just Recovery Gathering? And even beyond, maybe. Dominique, would you like to start? So my message that I want people watching this to kind of come away with is that now, even though we've been through such, you know, an incredibly hard time, there is also hope in what has happened, in that, as mentioned before, it's really exposed the fabrics of society and the unequal foundations and
for a better future, we really do need to unite. Like, now really is the time for a united fight of liberation, and to remember that another world is possible as long as we act and as long as we come together. The power of the people is truly monumental, as we've seen in the past. Movements aren't just a thing of history, they're not just something that's happened in the past. Movements are ongoing, and they're now. And as people, we all have such incredible power when we unite and really push forward in collective action. So really take that and just remember that we do have power as people, and now is the time. Well, I guess one thing I would just say about a hopeful note is that even though we're up against huge forces and a pretty firm and unyielding deadline to get our act together before things truly spiral out of control, they're pretty far out of control now, it's worth remembering that things are changing very quickly from a movement perspective as well. You know, when I wrote This Changes Everything, which came out in 2014, which was really calling for an intersectional, you know, roots up, a transformational approach that would really get at capitalism and white supremacy and center reparations in how we respond to this crisis, building on work that was coming from the Global South and the calls from Bolivia, Nigeria, and Ecuador for climate debt and reparations and a Marshall Plan for planet Earth. It was treated as absolutely off the wall, you know, in mainstream circles in the United States. I couldn't have imagined the Fridays for Future movement. I couldn't have imagined the Sunrise movement. I couldn't have imagined Alexandria Ocasio-Cortez and the Squad, or even the Bernie Sanders campaign, you know. So we have to remember that we are changing too, and we are. It's never fast enough that we're getting our acts together, but we are. And I think a lot of that is because of Dominique's generation just being so clear about not being willing to accept the siloing, the compartmentalization, the policing of the boundaries of acceptable discourse, but insisting that we have to actually get to the root of these crises and advance responses on the scale of the crises that we face. I take heart from the fact that Hollywood had us wrong. You know, we've seen so many visions of the future where things start falling apart and people come out of their homes to like eat each other's brains, right? That's the plot of every zombie movie. Well, you know, in the pandemic, people came out of their homes after months of lockdown to join Black Lives Matter demonstrations and stand up for people they don't know. So maybe we aren't quite as bad as we were told we were. Maybe there's a little hope in that. Well, if I can add something to that, and especially speaking to some of the points that Hakima has made, you know, I think what the pandemic has provided some very hopeful signs. You know, one of the real problems with the world in the past has been this incredible sort of this way of thinking where it's always about progress defined in a certain way, where some countries are thought of as advanced and some are thought of as backward. But what the COVID pandemic has shown us is that really some of the worst outcomes have come from so-called advanced countries, you know, whereas some of the best outcomes have come from Africa and Asia. You know, Senegal has proved itself to be a world leader, in public health, and so has Sierra Leone. And one of the reasons for that is simply because, exactly as Hakima says, there are grassroots levels approaches to these issues. I really suspect that, you know, this is a harbinger of the future. Climate change is going to upend really all our expectations of the world. I would say with this push that you've all mentioned to get back to normal, we really have to keep the pressure up. And we can learn from the practices and experiences of women, trans and non-binary people and young people all over the world in Venezuela, Rojava, Chiapas, Jackson, and Zimbabwe.
And to remember the words of June Jordan, we're not powerless, we're indispensable despite all the atrocities of state and corporate policy to the contrary. At the very least, if we can't control things, we certainly can mess them up. Thank you so much for that final comments. And I love that idea, we can't control it, but we can certainly mess it up. That's fantastic. And I hope that everyone continues to keep messing things up in their own way. Thank you so much to all the panelists for such an interesting conversation today. Like, I really enjoyed it. It's been such a pleasure. And I really hope you've enjoyed yourselves too. And that everyone who's listening has enjoyed it as much as I have. I want to wish everyone at the gathering a really good time over the next few days, and to wish everyone good health for you and your families. It's been such a tough year for so many. Teknik aksaklıktan dolayı çeviri sıkıntısı oldu arkadaşlar. Özür dileriz. Hepimizin ailelerine sağlık diliyorum ve hepimize son derece sevgiler 350'den ve bu toplantıya katılanlardan. Global Just Recovery Gathering.